İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Seçimlere bir ay kaldı, bir ay, iki gün değil mi? 32, 34, 30 gün, 33 gün var galiba. Bir aydan biraz fazla. Adaylar da kampanyalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar. Bir tanesi adaylardan soğanla videolar çekiyor. Yaza ucuzlayacak olan soğan patates fiyatlarını mesele olmaktan çıkartacağız iktidara geldiğimizde diyor. Çünkü mesele bu, biliyorsunuz. Peki bu ucuzluk nasıl olacak? Bunu da bize İBB Başkanı anlatıyor. İstanbul'u, işi gücünü bırakıp yurt gezilerine çıkan İBB Başkanı Tokat'ta formülü açıkladı. 1930 yılında bir çiftçi Atatürk'e gelip açız, zor durumdayız demiş. Atatürk de kredi açmış çiftçiler için. 2023 Mayıs'ında eğer iktidarı alırlarsa patates, soğan meselesini böyle çözeceklerini söylüyorlar. Diğer aday ise biliyorsunuz dans ediyor. Cemaat imama uyuyor biliyorsunuz. İmam bunu yaparsa cemaat de coşuyor. Tüm Türkiye, Türkiye'yi yönetme kadrolarıyla Zonguldak'ta seçmenin karşısına çıkartılan bir milletvekili adayı var Memleket Partisi'nin. Onun kucak dansını konuşuyor. Şaka yapmıyorum. Bu adam milletvekili listelerinde yer alan bir isim ve seçim propagandasında kucak dansı yaparak geçiştiriyor. Eleştirilere de şöyle cevap vermiş. Genel başkanımız da aynısını yapıyor. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Bunu küfürle söylüyor ama elbette bunu burada tekrar etmeyeceğim. Bir aday daha var. Onlar da Cumhuriyeti 100. yılında tehcirle lekelemek için vaatlerde bulunuyorlar. Memleketteki yabancıları göndereceklerini söylüyorlar. Bugün bir tanesi, o ittifakta yer alan liderlerden birisi, gerekirse bu işi zorla yapacağız dedi. Yabancıları zorla göndereceğiz dedi. Erdoğan nerede diye soruyorsunuz muhtemelen. Erdoğan'ın işi başından aşkın gibi görünüyor. Az önce ekranlarınızdaydı. Yine bir toplantıdaydı. Geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu'yu suya indirdi biliyorsunuz. Deprem kalıcı konutlarını yapmaya başladı. Dolayısıyla ittifakta kimler yer alacak, hangi adaylar var? Bu tartışmanın ötesinde adayları yan yana getirdiğimizde ortaya çıkan tablo bu. Anketlere bakılırsa, bütün yedili ittifakı üst üste koyarsanız Erdoğan'ın oyunu yakalıyor. Ya da yarış kafa kafaya gidiyor ya da Erdoğan bir iki puan önde görünüyor. Bu akşam İhsan Aktaş bizimle. Anketleri ona da soracağım. Ortaya koyulan anketler ne kadar gerçekçi? Bunların ayrıntıları ne? Ben aradaki Erdoğan ve diğer adaylar arasındaki mesafeye baktıkça bu farkın o mesafeyi karşılamadığını düşünüyorum İhsan Hocam. Tabii ki bu bana ait bir görüş. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Konuklarımızla beraber tüm bu ayrıntıları bu akşam konuşacağız. Kimler bizimle? Mahmut Övür, Sabah Gazetesi yazarı. Mahmut Övür hoş geldin. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi yerindesin. Yalnız 31 gün kalmış. 31 gün evet. Evet. Mart ayı, Nisan ayı 30 çekiyor. Doğru söylüyorsun. Ha. 31 gün, 33 10 saat, 57 dakika. Ceyhun Bozkurt bizimle. Ceyhun hoş geldin. Hoş bulduk. Gaffar Yakınca. Merhaba. Hoş geldin merhaba. Gaffar. Yetiştin de bugün. Yetiştim, yine vaktinde programa. Geldim. Ve Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş bizimle. İhsan Hocam hoş geldin. Sağ olun, teşekkür. Bu akşam kafamızda seçim modelimize dair sorular var. Onları aydınlatmanı isteyeceğiz. Duhon sistemidir gidiyor. Nedir bu Duhon sistemi? Seçimde kime oy verirsek diğer partinin durumu ne olacak? Çünkü diyorlar ki en güçlü adaya oy vermek bir alternatif olabilir seçim bölgesinde diye. Biraz karışık bir iş ama bence sen tane tane bu akşam bize bunları anlatacaksın. Evet, İYİ Parti ile başlayalım isterseniz. İYİ Parti'de çok güçlü itirazlar yükseliyor. Mahmut Övür, yani seçim listelerinden mi hoşnut değil? İYİ Parti'nin itirazları neye dayanıyor sence? Şimdi tabii önce şu şeyi söyleyeyim. Senin tespitlerinin ne bir katkı sunmak açısından. Hakikaten bilmiyorum o konuyu tartışacak mıyız? Başkan Erdoğan'ın konuşmasını, yani bu beyanname konuşması. Dünkü. Dünkü konuşması. Yani baştan sona hakikaten izlediğimizde bu mevcut adaylarla kıyaslandığında yani bir siyaset farkı nasıl konur? Onu açıdan ders olarak siyaset okullarında, siyasal bilgilerde veya gazetecilikte gösterilmesi gerekiyor. Evet. Yani bir Türk ülkenin siyaset üretimi ne demektir? Dünyaya nasıl bakacaksın? O ülkenin kendi özgün koşullarında ne üreteceksin? Bu açıdan bence çok hani manifesto demeyeyim, çok ezber alışıla geldik bir kavram ama onu da aşan, hakikaten içeriği çok dolu, kendi içinde tutarlılığı olan, bir bakış açısı olan, dünyaya farklı bir yerden bakan bir siyaset belgesi diye. Kamuya alımlarda mesela mülakatın kaldırılacak olması vaat edildi. Ben en mesela, önemli maddelerden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çok sokakta. Çok bence kıymetli başlıklar var. Bence Mahmut abi'den sonra bir manifestonun üzerinden geçeceğim seçim beyannamesi için. Çünkü AK Parti'nin seçim beyannameleri aynı zamanda
hükümet programı oluyor. Yani o beyannameyi verip de orada durmuyor. Onu alıp doğrudan hükümet programı yapıyor. Ayrıntılarıyla bakalım. İlerleyen bölümde bakalım bence. İsterseniz ama tabii ki hızlıca geçeceksek burayı da geçebiliriz. Aslında şöyle bence önemli başlıklardan birisi bunu yapabiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok temel söyleyeyim. Bence bunu biraz konuşalım. Niye bu? Demin söylediğin siyasi aktörlerle bir kıyaslama yapacaksa seçmen nereye bakacak? Tamam bu ülkede çok doğru. AK Parti yaparsa AK Parti yapar. Yaptığı icraatlar ortada. Ama bir de ne sunuyor? Gelecek perspektifi ne sunuyor ülkeye? Ona bakmak lazım. Bir defa dünyaya bakış açısı çok çarpıcı bir şekilde koymuş. Yani küresel dünyadaki kaotik zemine karşı Türkiye'nin duruşunu çok net koymuş. Yani Türkiye'nin Balkanlardan Kafkaslara uzanan, Afrika'dan Asya'ya uzanan hatta nasıl pozisyon alması gerektiğini çok net koyuyor. Bütün bunlar hani genel siyasi perspektif. Ama bir de demin altını sen çizdin. Hakikaten sokağa dönüp baktığımızda da İşte diye mülakat meselesi. Gençlere şey vermesi yani belli alanların açılması, gençlere yönelik mesela basit gibi gelebilir ama telefon almada vergi indirimi. Ne demek? %100 indirim gibi bir şey. Buna benzer şeyler. Kadınlara yönelik, ev kadınlarına yönelik önerileri. Mesela bir tanesi çok tartışıldı. 2008 finansal kriz döneminde de faiz lobisi üzerinden çok tartışılan bir şey vardı. Mesela Türkiye'de 1 milyon 400 bin civarında üyesi olan TOB'un her birisinin bir kişi alırsa işsizliğe 2 puan katkı sunacağı gibi bir şey. Evet. Şimdi burada da her evden bir kişinin çalışması gerektiği gibi bir perspektif sunuyor. Bence bu da çok anlamlı. Sokağa yansıyan yanlarıyla söylüyorum. Bunu dediğim gibi ikinci bölümde daha kapsamlı konuşalım. Bence sen çok güzel özet geçtin. ama şu İyi Parti konusu, çünkü siyasetin en sıcak gündemi şu an bu bence. Dediklerin önemli elbette ama İyi Parti bu süreçte şu soruyu soruyordum ben. Yani arabayı devirmeden şu 30 günlük süreci devam ettirebilecekler mi diye ama ciddi istifalar geldiğini görüyoruz. Aytun Çıray'ın bir açıklaması var. Aytun Çıray sıradan bir adam değil. İyi Parti'nin kurucularından, en önde giden isimlerinden birisi. Zehir zemberek tweetler atıyor. Bir anlamda aslında bu programda da çokça üzerinde durduğumuz eleştirilerin doğru olduğunu söylüyor Aytun Çıray. Bir verebilir miyiz Samet? Bir bakalım şu Aytun Çıray'ın tweetleri üzerinden ilerleyelim. Geldiğimiz noktada bir sürü tweet attı bu arada. Sosyal medyada Gaffar takip ediyorsunuz. Açıklama da yaptı. Bombalıyor. Evet. Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu birinci sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kere yıkanılsın ki? Bunun üzerine nitekim Türk Polis Teşkilatı'nın abide insanlarından FETÖ kumpasları mağduru devam ediyor Emin Arslan'ı eklemiş. Bir tweet atarak İdris Naim Şahin'le ilgili olarak Emniyet Teşkilatı'nın FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı diye yazdı diyor. Bunun altını özellikle çizelim. Emniyet Teşkilatı'nın FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı. Şu anda İyi Parti listelerinde bakın. Elazığ birinci sıra Fethullah'a Allah dostu diyen biri. Kars birinci sıra adayı menzilci görünüyor Mahmut Böbür. Kars birinci sıra adayı menzilci diyor. Bakabildin mi? Ya baktım tabii o öyle söylüyor ama ben öyle duymadım işin doğrusu. Öyle mi? Başka türlü söylüyorum. Kars adayı için şerh koydu. Emin değilim bu daha belki partilisidir diye tanıyordur. Ama şimdi yani menzilci diyor da menzil bir terör örgütü değil bir cemaat yani. Aydın Bey belki İyi Parti için rahatsızlık verici bir şey olabilir yani. Evet. Ondan dolayı yani İyi Parti menzil cemaatini sevmiyor diye söylüyorlar. Genel başkanının Fethullahçı başka bir şey. Tabii yani. Menzili tartışmak için söylemiyor tabii. Bunu ama siz diyor böyle bir yapılanma değilsiniz. Tarikatlar kapatılsın diyen bir ittifaksınız. Menzilci ne ayak diye soruyordur. Ama yoksa menzili tartışmak için. Aydın Çıra'ya da şu sorulabilir yani. Şimdi menzilciyi probleme yapıyorsan yapabilirsin. Yani dediğin gibi öyle bir aks oluşturmuşsan yapabilirsin. İyi de dönüp genel başkanına Koray Aydın açık açık söylemiş. Diyor ki FETÖ'cüler destek veriyor. Niye sesiniz çıkmadı? Şimdi çıkardım diyor. Aday listelerine konulmadığı başka için. Başka bir cemaat var mesela İyi Parti'de. Süleymancılar var. Süleymancılar. Yani. O kadar niye o nasıl şimdiye kadar ses çıkartmadı mesela? Hiç sesini çıkarmıyor. Menzil şimdi, daha böyle şey mi geliyor onların gözüne? Daha kriminalleştirdiklerini mi düşünüyorlar acaba? Canlı yayında tarikatlar tartışılıyor. Bahadır Hoca kontrolden çıktı. Bunlar pislik yuvaları. Bahadır Hoca kimdir? Gene başkan mısın? Bahadır Erdem. Hoca mıdır kendisi? Pisli var da bir hocalık numarası var. Akademisyen galiba diye biliyorum. Diyor ki efendim diyor hoca derken yani üniversite hocası. İmam değil yani. Diğer hocalığa formasyonu uygun değil. Yapamaz yani. Diyor ki bunlar pislik yuvaları, bunlar Atatürk düşmanı falan filan. Dedim ya hoca sizde bir tane var, bir takım var. Bunlar da irade hürriyeti hiç yok. Yani yukarıda birisi parmak kaldırıyor. Fuhuyla bir durdu. Kim onlar diyor. Dedim galiba duymadım bugüne kadar. Yani o kendilerine destek verenlere çok yumuşakmış sayıyorlar. Bazıları
Yani daha revaçlı. Ben şimdi bunu, bu tür siyasi aktörleri biz tartışıyor olmamız normaldir. Yani normalde partisinden ayrılıp isyan ediyor değil mi? Neyi anlatıyor bize? Partisindeki yanlışlıkları anlatıyor. İyi de birader, yani siyasi aktörlük açısından bu tutarsızlık göstergesi. İster İYİ Parti olsun, isterse B Parti olsun, fark etmez. Şimdi son dakikaya kadar kalmışsın. Oraya gelmiş gitmişsin. Oraya CHP üzerinden gidip operasyon yapmışsın. Onun bir proje partisi olduğunu biliyorsun. Bu millet de sana sorar kardeşim. O zaman niye söylemedin? O zaman niye söylemedin? Ya bizi ilgilendiren boyutu şu. Tabii ki ahlaki olarak ben de katılıyorum dediklerine ama birebir bizim söylediklerimizi burada söyleyince ilgimi çekiyor. Evet. Çünkü biz bunları söylediğimizde Aytun Çıray da dahil olmak üzere ne diyorsunuz siz, yandaşsınız bu yüzden söylüyorsunuz diyordu. Aynen, Aytun Çıray onlardan birisidir çok net bir şekilde. Şimdi tekrar ediyor, bizi ilgilendiren nokta bu. Ve doğruluk payı var. İdris Naim Şahin'in FETÖ ile ilişkisi sır değil. Şimdi arkadaşların videoları hazırlıyorlar. Yani hatırlatacağız. Orada o kadar çok ilişki var ki, yani ona bakarsan hakikaten FETÖ ile ilişkide. Evet, İdris Naim Şahin ordu birinci sıra. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti listelerinden İYİ giriyor. Ama ittifakın listeleri, Cumhuriyet Halk Partisi yer açıyor onlara. 9 ve 11 ilde adayları beraber çalıştılar. İdris Naim Şahin. Zaman Gazetesi biliyorsunuz operasyon düzenlenmişti. Hukuki bir operasyon. Ekrem Dumanlı Zaman Gazetesi'nin başındaki isim. Aslında bütün FETÖ medyasının başındaki isimdi. Yanındaki Hakan Şükür. Şu an yurt dışında firari FETÖ'cü. Bunlar FETÖ'nün artık tümüyle ortaya çıktığı dönemler. Ve o dönem gidiyor bir milletvekili. Biraz dinleyelim. İçeride alkış sesleri. Zaman Gazetesi'nin önünde toplanmışlar. Bütün CHP milletvekilleri. FETÖ'yü önce biz fark ettik diyen CHP'li gazeteciler kendilerini demirlere zincirleyecekler. Öyle bir ortam. Hatırlatıyorum Gaffar, çünkü 10 yıl önce bile olsa hatırlamıyorum. İşte 8 yıl önce. İdris Bey elinde bir de bir şey tutuyor. Öyle mi? Evet. Karakola gidiyoruz arkadaşlarla. Saat edeyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben saatle geldim. Zamana saat uyar diye diyorlar. Çok da esprili bak. Saatini var mı? O zaman ben size bu saati takıyorum. Sağ olun. Hem de sağ elini. Kayıt adeti de devrede. Hiç kayıtsız olsun. Değil mi? Kayıt da çekiliyor. 50 yerden kamera çalışıyor. Evet. Ordu birinci sıra. O kayıtlar bir de şunun için tutuluyor. Angajman garantilensin diye yani. Yarın öbür gün vazgeçerse angajmanından, bak kaydın var bizim elimizde. Sen bize saat hediye etmiştin. Yani.